arkadaşlar, bu haftaki denememiz çözüm denemesi. Çözüm 8. Evet, birinci soruya başlayacak olursak arkadaşlar, aşağıda her biri demiş, alanı demiş x kare eksi 2x artı 1 santimetre kare olan 64 eş kareden oluşan bir karton verilmiştir. Öncelikli olarak arkadaşlar x kare eksi 2x artı 1 ifadesine baktığınız zaman burası x eksi 1'in arkadaşlar neyidir? Karesi şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demek ki buradaki arkadaşlar her bir karenin arkadaşlar bir kenar uzunluğu x eksi 1'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burayı ben bunu saydığım zamanki durumda arkadaşlar burada 8 tane bizim birimimiz var. O zaman şu kenarımız arkadaşlar bizim neye eşittir? 8 çarpımda arkadaşlar x eksi 1'e eşittir. Aynı zamanda şurası da arkadaşlar bizim 8 birim olduğundan dolayı 8 çarpımda arkadaşlar x eksi 1'e eşittir. Burada esas maksadımız nedir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi şuradaki şu yayların uzunluklarını bulmak. Bu yayların uzunluklarını bulabilmek için arkadaşlar öncelikli olarak çemberin çevresinden yapmamız gerekiyor. Burada yarıçapı bulacağız arkadaşlar. Bakın şurası arkadaşlar bir çemberin arkadaşlar 4'te 1'i kadardır. Yani burası 90 derece olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar şuranın uzunluğunu bulabilmek için şurası da bizim kaçtır arkadaşlar? 90 derece şeklinde söyleriz. Peki o zaman şimdi gelelim buranın yarıçapına bakalım. Yarıçapına baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Yani demek ki 5 çarpımda arkadaşlar burası x eksi 1'e eşittir. O zaman arkadaşlar bunun çevresi, yani şu yayın uzunluğu daha doğrusu diyelim, 2 çarpımda arkadaşlar pi çarpımda r'den, yani 5 çarpımda o zaman ne olacak arkadaşlar? X eksi 1 bölü kaç diyeceğiz arkadaşlar? 4. Çünkü neden? 4'te 1'i kadar olduğundan dolayı. Aynı zamanda şuranın uzunluğuna bakacağız. Buranın uzunluğuna baktığınız zaman bakın 3 birim gelmiş burası. Yani 3 çarpımda o zaman x eksi 1 diyebiliriz. O zaman burası da arkadaşlar 2 çarpımda pi çarpımda arkadaşlar nedir? 3 çarpımda o zaman x eksi 1 bölü kaç diyeceğiz arkadaşlar? 4 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bunlara baktığınız zaman önce şu ikisini toplayalım arkadaşlar. Bakın burasını çarptığınız zaman 10 pi bölü arkadaşlar 4. Burası da arkadaşlar bizim ne yapar? 6 pi bölü 4. Bunları o zaman topladığımız zaman ikisinin toplamı arkadaşlar, şu ikisinin toplamı bizim 16 pi çarpımında arkadaşlar x eksi 1 bölü arkadaşlar kaç diyebiliriz? 4 diyebiliriz. Peki şunlar birbirlerini götürürse arkadaşlar burası ne yapar? 4 pi çarpımında x eksi 1. Ben şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şu ikisini de topluyorum. 8 çarpımda x eksi 1, 8 çarpımda x eksi 1 çevresini istiyordu çünkü bu şeklin çevresi. 8, 8 toplamda kaç yapar arkadaşlar? 16. O zaman ben bunu arkadaşlar artı 16 çarpımda arkadaşlar x eksi 1 şeklinde ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Bakın dikkat edin, her iki tarafta da arkadaşlar bizim x eksi 1'ler var. O zaman x eksi 1 parantezine aldım. Çarpımında diyorum arkadaşlar hem 16 hem de 4'ün içerisinde 4'ler ortak. O zaman 4 parantezinde de ne yapıyorum arkadaşlar? Alıyorum. Çarpımında o zaman burada ne kalıyor arkadaşlar bizim? Şöyle diyebiliriz. Burada bizim baktığınız zamanki durumda 4 kalıyor. Burada da arkadaşlar bizim ne kalıyor? Pi kalıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada bizim şıklarımızdan hangisi olabilir? 4 çarpımında 4 artı pi ya da pi artı 4 çarpımında x eksi 1. Evet, şıklarımızda Adana da var. O zaman cevap Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzda arkadaşlar aşağıda Evrim ile demiş Tuna arasında bir yazışma varmış arkadaşlar. Evrim soruya doğru çözdüğüne göre aşağıdakilerden hangisi Erim'in bulunduğu üst ifadelerden biri olamaz diye söylemiş. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu sayılar aralığında seçilen bir tam sayı taban, başka bir tam sayı ise kuvvet olacak biçimde hangi üstü sayıları elde edebiliriz? Bunlar tam okunmadığını söylemiş. Kamerada sorun var. Net fotoğraf çekilmiyor. Ama verilen sayılar çarpımları negatif, buraya dikkat, ve toplamları pozitif olan artışık 4 tek doğal sayı. Tek doğal sayı demiyor, özür. Tek sayı diyor. Demek ki bunlardan bir tanesi arkadaşlar negatif olması gerekiyor. O zaman bu sayımız eksi 1 olabilir. Sonra 1, sonra arkadaşlar kaç diyebiliriz? 3, sonra 5 şeklinde söyleyebiliriz. Bunlardan baktığınız zamanki durumda bunun sonucu eksi 1 olabilir mi? Eksi 1'in birinci kuvveti arkadaşlar bir A şıkkı olabilir. Sonra arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Mesela diyelim ki 5'in eksi birinci kuvveti. Bakın 5'in eksi birinci kuvveti bizim ne yapar? 1 bölü 5 yapar. Bu da olabilir. Bunlar ikisi elendi. Ondan sonra 3'ün birinci kuvveti olduğu zamanki durumda bu 3 de elendi. Ama 1 bölü 27 olamaz arkadaşlar. O zaman cevap bol şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 3'ün soruya baktığımız zamanki durumda da arkadaşlar Doruk tatil için gittiği şehirde değilmiş. O şehre ait eşit boyutlarda 10 tane kartposta ve bu kartpostları yapıştırmak için dikdörtgen biçiminde bir pano almıştır diyor. Bunları bu şekilde almış. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Demiş ki Doruk aldığı demiş bu kartpostalları
Panoya aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlar ne yapmış? Yapıştırmış. Bu kartpostallardan her birinin alanı 6x kare olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Baktığınız zamanki durumda bakın şu kenarlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim burası. 1, 2, 3, 4. 4 birim de burası. Demek ki 6 ile 4'ün katı olması lazım. 6 ile 4'ün ek okunu alırsanız ne yapar? 12 yapar. Demek ki aslında şu kenarımız arkadaşlar bizim 12x'e eşittir diyebiliriz. Çünkü 6x kare olabilmesi için. Demek ki bu kenarımız aslında bizim neye eşitmiş arkadaşlar baktığınız zamanki durumda. Şu uzun kenarımız 3x, burası arkadaşlar 2x şeklinde söyleyebiliriz. Çünkü 2x ile 3x'in çarpımı bizim kaç yapar arkadaşlar? 6x kare yapar. Demek ki o zaman burası bizim ne yapacak? 2x yapacak. Yani şu kenarımız da o zaman ne yapacak arkadaşlar? 5x yapacak. Şimdi bizden istenen tüm panonun alanı. Tüm panonun alanını bulabilmek için zaten burası arkadaşlar bizim 12x'i. 12x'e kaç eklenmiş baktığınız zamanki durumda? Burası 15, burası da arkadaşlar bizim 15. O zaman 12x, yani şu uzun kenarımız aslında bizim neye eşittir? 12x artı 30 şeklinde söyleyebiliriz. Peki kısa kenarımız arkadaşlar şurası neye eşittir? Zaten 5x'imiz burada vardı. 26 buradan, 24 buradan ikisini toplarsak arkadaşlar bizim kaç yapar? 50 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman kısa kenarımız arkadaşlar 5x artı 50 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Benden istenen bu ikisinin çarpımı. Ben bunları şöyle yapsam, çarpma işlemini yapmadan önce arkadaşlar her ikisine ortak olan çarpanları alsam. Mesela burada her ikisine ortak olan neler var? 6'lar var. 6 parantezini alırsam arkadaşlar o zaman buradan ne çıkar? 2x artı 5 şeklinde bulabiliriz. Aynı şekilde şurada her ikisinin ortak olan neler var? 5'ler var. O zaman ben bunu 5 parantezini alırsam arkadaşlar burası ne yapar? X artı 10 şeklinde söyleyebiliriz. Bizden istenen arkadaşlar bu ikisinin çarpımı. 6 ile 5'i çarparsam kaç yapar? 30. Demek ki o zaman biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Buradan 30 çarpımında diyebiliriz. Şimdi x artı 10 ile de arkadaşlar 2x artı 5'i ne yapacağız? Çarpacağız. X ile 2x'i çarparsam 2x kare. X ile 5'i çarparsam 5x. 10 ile 2x'i çarparsam 20x. 25x yapıyor demek ki. 10 ile de 5'i çarparsam artı 50. Yani o zaman ne yapacak arkadaşlar? 2x kare artı 25x artı 50 şeklinde söyleyebiliriz. Bakıyorum şıklarımızda hangisinde var? Denizli'de var. O zaman cevap Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzda eş bölmelerden oluşan bir rafa demiş. Üzerinde yangın kelimesinin harflerinin yazılı olduğu eş kovalar aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir diyor. Bu yangın kovalarının yüksekliğini santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye ne yapmış sormuş. Kök 8000'i karekök dışına çıkartırsam arkadaşlar burası kaç yapar? 400 çarpımında şey olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar burada. Mesela dışarı çıkartmak için. Mesela bunu arkadaşlar 1000 çarpımında 8. 8 de 4 çarpımında 2 şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman burası arkadaşlar kaç yapar? 40 kök 5 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar burası kök 5 kadarmış. Aynı şekilde burası kök 5 kadar. Burası kök 5 kadar. Burası da kök 5 kadar. Toplamda 1, 2, 3, 4. 4 tane kök 5'imiz var. Demek ki 40 kök 5'ten ben ne yapacağım arkadaşlar? O zaman diyorum ki 4 kök 5'i çıkartacağım. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar burası 36 kök 5 yapacak. Yani bakın şuradaki uzunluğumuz, buradaki uzunluğumuz ve buradaki uzunluğumuz. 3 tane uzunluğumuz var. O zaman 36 kök 5'i arkadaşlar ben neye böleceğim? 3'e böleceğim. 3'e böldüğümüz zaman kaç yapar? 12 kök 5 yapar. 12 kök 5 içeri attığımız zaman arkadaşlar burası 144 çarpımda 5 yapar. 144 çarpımda 5 de kök içerisinde arkadaşlar bizim kaça eşittir? 720'ye eşittir. Şimdi demek ki kök 720'den ne olması lazım? Düşük olması gerekiyor. Çünkü neden? Burası kök 720 yapıyor buranın uzunluğu. Kök 720'den küçük olması gerekiyor. Ama en büyük tam sayı, yani en yakın olacak. O zaman 27 ile 27'yi çarparsam kök içerisinde 729 yapar arkadaşlar. Burası bir kere olma ihtimali yok. O zaman 26 ile 26'yı çarparsam 676 yapar. 720'ye yakın. Evet. Burası 625 yapar ama bu 720'den daha uzak baktığınız zamanki durumda. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim bolu şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet, 5. sorumuz aşağıda bozuk bir hesap makinesi verilmiştir diyor. Bu hesap makinesinde asal rakamların yazılı olduğu tuşlara basıldığında ekranda tuşta yazan sayının bir fazlası görülmekte. Mesela 3 diyelim basıldığı zamanki durumda 4. 5 basıldığı zamanki durumda 6. 4 rakamının yazılı olduğu tuşa basıldığında ekranda 7. 6 rakamının yazılı olduğu tuşa basıldığında ekranda 3 görülmektedir diyor. Tüm diğer tuşlar sorunsuz çalışmaktadır. Nazan'ın hesap makinesinin bozuk olduğu bilmeden 4 farklı tuşa basmış ve ekranda 8, 7, 6, 3 sayısı görülmüştür diyor. Buna göre Nazan'ın bastığı tuşlar ile yazmak istediği 4 basamaklı sayı için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz.
Mesela burada 8 olduğuna göre demek ki 7'ye basmıştır arkadaşlar. Burada şunu söyleyebiliriz. 7'ye basmıştır diyebiliriz. Sonra 7 için düşündüğümüz zamanki durumda arkadaşlar ne yapabiliriz? 4 rakamına bastığında 7 olduğuna göre o zaman buraya 4'e basmıştır diyebiliriz. Sonra arkadaşlar 5'e bastığı zaman 6'ya geçiyor ve 6 rakamının yazılı olduğu tuşa bastığında ekranda 3 görülmektedir diyor. O zaman buraya da 6'ya basmıştır şeklinde söyleyebiliriz. Bir tanesini bulduk. Başka ne olabilir? 8'in kendisine basmış olabilir. Şuraya yazayım. 8'in kendisine basmış olabilir. Sonra arkadaşlar tekrar 4'e basmıştır. Sonra arkadaşlar tekrar baktığınız zaman 5'e basmıştır. Sonra baktığınız zamanki durumda arkadaşlar tekrardan kaça basmıştır arkadaşlar? 6'ya basmıştır şeklinde söyleyebiliriz. İkinci durumumuz da bu olabilir. Başka ne olabilir mesela arkadaşlar? Tekrar 8'e basmıştır diyebiliriz. Burada baktığınız zamanki durumda tekrar 4'e basmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Sonra baktığınız zamanki durumda arkadaşlar burada tekrar 5'e bastığını düşünebiliriz. Burada da arkadaşlar ne yapmış? 3'ü olabilmesi için 2'ye bastığını düşünebiliriz. Çünkü 2'ye bastığı zamanki durumda bir tane fazlasını alacak. O zaman 3 olacak. Başka ne olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Bir daha 7'ye basmıştır olabilir arkadaşlar. 7'ye bastığı zaman 8 geliyordu çünkü. Sonra arkadaşlar baktığınız zamanki durumda 4'e basmıştır diyebiliriz. Sonra tekrar 5'e basmıştır olabilir arkadaşlar. Sonra tekrar arkadaşlar kaça basmış olabilir? 2'ye basmış olabilir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Toplamda o zaman 1, 2, 3, 4. 4 tane durumumuz var. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 6. sorumuzda bir otoyol üzerinde belli aralıklarla araçların hızını gösteren uyarı tabelaları konmuştur. Aşağıda Bülent Bey aracıyla bu tabelaların birinin altından geçerken oluşan görüntü verilmiştir diyor. Bakın 100 km bölü saat hız sınırını aştığınızda yavaşlayınız demiş. Demek ki bu otoyoldaki hız sınırı x km bölü saat. Sonra aracının saatteki hızını arkadaşlar 20 km azaltmış. Bakın otoyoldaki hız sınırının altına düşmüştür diyor. X'in alabileceği tüm değerler için aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğru olur demiş. Demek ki arkadaşlar 80 ile yani çünkü 100'den 20'yi çıkarttığımız zaman 80 ile 100 arasında olması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız arkadaşlar ne eşittir? Ceyhan eşittir diyebiliriz. Evet, 7. sorumuzda her birinin uzunluğu kök 50. Yani bu ne demek? 25 çarpımda 2'den 5 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Alttan alışveriş arabası içi içe geçirildiğinde arabanın uzunluğu toplamı kök 200 desimetre oluyormuş. Yani bu ne demektir arkadaşlar? 10 kök 2 oluyormuş. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Buna göre 3 tane alışveriş arabası aynı şekilde iç içe geçirildiğinde arabanın uzunluğu toplamı kaç desimetre olur diye sormuş. Zaten arkadaşlar arabanın boyuna baktığınız zaman burası arkadaşlar bizim kaçtır? 5 kök 2'ye eşittir. Buranın tamamı arkadaşlar o zaman kaç yapacak? 15 kök 2 şeklinde 5 kök 2 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çünkü toplamda baktığınız zaman kök 200 demek buranın tamamı 10 kök 2 idi. 5 kök 2'si buradaysa demek ki 5 kök 2'si burada. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 tane arabamız olduğuna göre her birinin arkadaşlar şuradaki uzunluğu kaça eşit olacak? Kök 2'ye eşit olacak. Bizden istenen neydi? 3 tane araba diyordu. 3 tane araba iç içe geçtiğine göre 1, 2, 3. Bakın 3 tane araba geçtiği zaman 5 kök 2, 6 kök 2, 7 kök 2. Toplamda 7 kök 2 olacakmış. 7 kök 2 de bizim kaça eşittir? Kök içerisinde 98'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Peki 8. sorumuzda genişliği kök içerisinde 98 desimetre olan bir rafa. Yani bu ne demek arkadaşlar? 7 kök 2. Genişlikleri kök 2 ve 2 kök 2 arkadaşlar olan desimetre olan iki kutu aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu raftaki kutular dışında kalan kısmın genişliği kaç santimetredir demiş. Zaten burası 2 kök 2. Arkadaşlar burası da bizim kök 2. Topladığınız zaman burası 3 kök 2 yapar. O zaman ben ne yapıyorum arkadaşlar? Buranın tamamı 7 kök 2 idi. 7 kök 2'den arkadaşlar ben 3 kök 2'yi çıkarttığımız zamanki durumda toplamda 4 kök 2 yapar. 4 kök 2'nin değeri de arkadaşlar içeri atarsanız 16 çarpımda 2'den kök 32 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap bolu şeklinde diyebiliriz. Evet, 9. sorumuzda bir kumpircide sade kumpir 30 TL olup aşağıdaki vitrinde görülen farklı malzemeler arasında kumpirle eklenmek istenen her malzeme için 3 TL ekstra ücret alınmakta imiş arkadaşlar burada. Eylül, Zeynep ve Hayat bu kumpirciden birer kumpir almıştır. Bu kumpirler için Eylül 42 TL ödemiş. Şimdi 42 TL ödediğine göre ben 30'dan çıkartırsam burası 12 TL kalır. 12 TL için ekstra ücret ödemiş. O zaman her birinden arkadaşlar 3 TL alındığına göre 3'e bölersem 4 tane ne yapmış arkadaşlar? 3'üne ekstradan ilave etmiş malzemeler.
Hayata baktığınız zaman arkadaşlar 54 TL'ymiş arkadaşlar ödemiş. O zaman 54 TL'den ben ne yaparım? 30'u çıkartırım. 30'u çıkarttığım zamanki durumda 24 kalır. 24'ü 3'e bölersem arkadaşlar 8 tane arkadaşlar fazladan ne yapmış? İlave etmiş buradaki malzemelerden. Bizden istenen arkadaşlar diyor ki Zeynep'in aldığı kumpir için ödediği ücret Eylül'den fazla, hayattan azmış. Yani demek ki 4 ile 8 arasında olması gerekiyor. Buna göre hangisi gösterim olabilir? 4 ile 8 arasında cevap Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 10. sorumuz aşağıdaki grafikte bir mağazada demiş pazartesi günü satılmaya başlanan, pazar günü tamamı satılmış olan bir ürün için her gün sonundaki mağazada kalan ürün sayıları verilmiştir diyor. Mesela buraya baktığınız zaman pazartesi günü arkadaşlar bizim 10 tane ürünümüz satılmış. Çünkü buradan arkadaşlar gelmiş pazartesine 10 ürün şurası. Salı gününe baktığınız zamanki durumda arkadaşlar toplamda 20 tane ürün satılmış. Çarşamba günü arkadaşlar baktığınız zamanki durumda 10 ürün satılmış. Perşembe günü 5 ürün diyebiliriz. Sonra cuma günü arkadaşlar baktığınız zamanki durumda 15 ürün satılmış diyebiliriz. Cumartesi günü 10, 20, 30 tane ürün satılmış. Ve pazar günü arkadaşlar 10 tane ürün ne yapılmış arkadaşlar satılmış. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. En çok ürün cumartesi günü satılmıştır. Doğrudur. En az ürün perşembe günü satılmıştır. Evet, perşembe günü 5 üründü. Evet, doğrudur. Çarşamba günü 10 tane ürün satılmıştır diyor. Çarşamba günü 10 tane ürün satılmış. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 11. sorumuz bir evcil hayvan dükkanındaki farklı kuş türü satılmaktadır. Dükkan sahibi Asım Bey Temmuz ayında bu iki kuş türünün satışlarından elde ettiği para miktarının birbirine eşit olduğunu görmüş. Yani o zaman birbirlerine eşitse arkadaşlar bu ikisinin neyini almam lazım? Ekokunu almam lazım. Asım Bey Temmuz ayında bu iki kuş türünden en az kaç tane satmıştır? Özür. Bu iki kuş türünden satışlarından elde ettiği para miktarının birbirlerine eşit olduğunu görmüş. O zaman ben bunların neyini alacağım? EBOB'unu alacağım. Yani o zaman 750'yi arkadaşlar ne yapıyorum? 150 çarpımda kaç diyebilirim? 5. 650, 600'ü de arkadaşlar ne yapabilirim ben buradan? 150 çarpımda arkadaşlar 4 şeklinde yazabilirim. Demek ki bu iki ürünün satışından elde ettiği para miktarının birbirlerine eşit olduğunu görmüş. Yani ekoklarına baktığımız zamanki durumda bunlar ne olur arkadaşlar bizim? 150 çarpımında 5 çarpımda 4. O zaman bu ekoklarına baktığınız zamanki durumda bunu buna bölerseniz arkadaşlar toplamda, yani 150 çarpımda 5'e bölerseniz bundan arkadaşlar 4 tane satıldığını görürsünüz. Bundan da 5 tane satıldığını görürsünüz. Toplamda o zaman ikisinin en az kaç tane satıldığını soruyor. Cevabımız 9 tane şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Evet, 12. sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı dünya şehirlerinin İstanbul'da uzaklıkları verilmiş. Buna göre İstanbul'a en uzak olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini arkadaşlar, onun kuvvetlerinin hepsini birbirlerine çevirelim. Mesela 10 üzeri 4'e çevirsem. O zaman 2 birim arkadaşlar buradan sola doğru kayacağım. Burası arkadaşlar bizim 1,496 çarpımda 10 üzeri kaç diyebiliriz? 4 diyebiliriz. Burasını arkadaşlar 1 birim kaydırırım sola doğru. Burası 1,415 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri 4 yapar. Burasını da arkadaşlar 1, 2, 3 birim kaydırın bu tarafa. Çünkü burada 1 vardı. 3, 1 daha kaç yapar? 4 yapar. 1 virgül arkadaşlar 226 çarpımda 10 üzeri 4 diyebiliriz. Şimdi burası da arkadaşlar 1,41 çarpımda 10 üzeri 4'tü. Buraya baktığınız zamanki durumda arkadaşlar hangisi daha büyüktür? Birler ortak zaten. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 4, 4'ler ortak. 1 gelmiş, 9 gelmiş, 1 gelmiş, 2 gelmiş. Demek ki 9 daha büyük olduğundan dolayı cevabımız Sydney şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani cevap boludur. Evet, 13. sorumuz Semra öğretmen 3. sınıf öğrencilerine sayıları ve ritmik sayıyı öğretmek için aşağıdaki gibi oyun kartları hazırlamıştır. Semra öğretmenin hazırladığı özdeş kartların üzerinde 1'den 100'e kadar pozitif tam sayılar yazmaktadır. Toplam 100 tane kart olup bu sayıya ait yalnızca 1 tane kart bulunmaktadır. Semra öğretmen 2 öğrencisini oyun için tahtaya kaldırıyor. Öğrencilerinden Elif 9'un kartlarının yazılı olduğu bütün kartları alıyor. Daha sonra Doruk kalan kartlardan 4'ün kartlarının yazılı olduğu bütün kartları alıyor. Buna göre Doruk'taki kartların sayısı Elif'teki kartların sayısından kaç fazladır? İki yolumuz var. Bir, tek tek ne yapacaksınız? Deneyerek gidebilirsiniz. İkinci yolumuz daha pratik. Şöyle hemen göstereyim. 1'den 100'e kadar olan sayılar olduğuna göre 1'den 100'e kadar arkadaşlar 9'a bölünebilen, yani 9'un katı olan kaç tane sayı olduğunu bulabilmek için 100'ü 9'a bölersiniz. Burada kaç tane vardır arkadaşlar? 11 tane vardır. 99 o zaman 1 kalır. 1'i bizi ilgilendirmez. Bizim için önemli olan şuradaki bölümdür. Arkadaşlar burada 11 tane demek ki 9'a bölünebilen sayı var. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Yalnız
9'a bölünebilen sayı var. Sonra ne yapıyor? 1'den 100'e kadar arkadaşlar bizim 4'e bölünebilen kaç tane sayımız vardır onu bulabiliriz. 100'ü 4'e bölerseniz arkadaşlar 25 tane olduğunu bulabilirsiniz. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hem 9'un hem de 4'ün katı olan sayıları çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bize ne diyordu? 9'un kartlarının yazılı olduğu bütün kartları alıyor. Daha sonra kalan kartların diyor. Yani demek ki hem 9'a hem 4'e bölünebilen sayıları da çıkartmamız gerekiyor. Burada 25'in içerisinde. Hangi sayılarımız var? 1 sayısı var. Bir de arkadaşlar 4 ile 9'un çarpımı 36 sayısı var. Yani 2 tane sayı çıkartmamız lazım 25 sayısının içerisinde. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 25'ten ben 2 tanesini çıkartırsam demek ki Doruk kalan kartlardan 4'ün katları olan sayılar çıkarttığı zaman 23 tane sayı aslında bizim ne yapıyor? Seçebiliyor. Kart seçebiliyor. Buna göre Doruk'taki kartların sayısı Elif'teki kartların sayısından kaç fazladır? Elif'te zaten 11 tane vardı. O zaman 23'ten 11'i ne yapacağız? Çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman kaç kalır arkadaşlar? Bizim 12 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Adana'dır. Evet 14. sorumuzda arkadaşlar ne demiş? Sınıf öğretmeni Tülay Hanım 10 öğrencisi arasında bir okuma yarışması düzenliyor. Öğrencilerin 1 dakikada okudukları kelime sayıları demiş. Öğrencilerin 1 dakikada okudukları kelime sayısı x olmak üzere x'in alabileceği tüm değerlerin toplamı tüm değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Burada baktığınız zaman en küçük ve en büyük sayıya bakmak lazım aslında. Burada arkadaşlar en küçük sayımız 7'nin karesi kaç yapar? 49 yapar. 3'ün karesi, 3'ün 4. kuvveti 81 şeklinde söyleyebiliriz. 2 üzeri 6 arkadaşlar 64 deriz. 54 demiş. Burası 100'den 3'ü çıkartırsam 97 demiş. Ha, buraya baktığımız zamanki durumda arkadaşlar en büyük ve en küçük. Burada arkadaşlar en küçüğümüz 49, en büyüğümüz de 97. O zaman x'in alacağı değer 49 ile 97 arasında yani cevap bolu şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet 15. sorumuzda arkadaşlar ne demiş? İnsanların farelerin genlerinin %90'ı ortaktır demiş. Bu ülkede deney amaçlı yılda ortalama 65 milyon tane fare kullanmaktadır. 65 milyon demek 65 çarpımda 10 üzeri 6. 1 milyonda 10 üzeri 6 tane arkadaşlar sıfır. Yani 6 tane sıfırımız vardır. Unutmayalım bunu. Deneyde kullanılan hiçbir fare sonraki deneylerde kullanılmamaktadır. Buna göre bu ülkede 4 yılda deney amaçlı kullanılan toplam fare sayısının bilimsel gösterimi. 4 yılda dediğine göre ben bunu ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. 4 ile 65'i çarptığımız zamanki durumda arkadaşlar burası kaç yapacak? 260. 260 çarpımda 10 üzeri 6. Bunu bilimsel gösterim olabilmesi için 1 ile 10 aralığında getirmem lazım. Şu kısmı tam kısmını 1, 2, 2 birim sola kaydıracağım. O zaman 2 birim sola kaydırırsam cevap 2,6 çarpımda 10 üzeri 8 şeklinde söyleyebiliriz. Evet 16. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen şeklinde boş bir araziye ait plan verilmiştir. Bu arazi dikdörtgen şeklinde 4 tane bölgelere ayrılıp bu bölgelere oyun alanı, otopark, çocuk parkı ve futbol sahası yapılacaktır. Her bir bölgenin alanı üzerinde verilmiş olup bölgelerin kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 315 ile 240 arasında her ikisinin EBOB'larına baktığımız zamanki durumda 15 şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman 15 çarpımda burası kaç olabilir? 21. Burası da arkadaşlar bizim 15 çarpımda kaç yapar? 16 diyebiliriz. Çünkü bu ikisinin EBOB'ları kaç yapar? 15. Burada da arkadaşlar 112'yi 16'ya böldüğünüz zamanki durumda zaten sonucu bulabilirsiniz. Demek ki burası 7 ve 16 şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki bu kısım 7'ymiş. Yani şu kenarımız 7'ymiş. Burası da 21'miş. Bizden istenen zaten buranın çevresiydi. Burası 21. Burası arkadaşlar 7. Burası da 7. Topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 56 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Denizli'dir. Evet 17. sorumuzda Levent bir otomobil satış bayisinden kendisine otomobil alacaktır. Aşağıda bayinin Levent'te sunduğu biri dizel diğeri benzinli iki otomobile ait bazı özellikler verilmiştir diyor arkadaşlar. 1000 kilometrede tüketilen yakıt tutarı arkadaşlar 1700 demiş. Bu tabloda verilen bilgilere göre kaçıncı kilometrede iki otomobile yapılan masraflar birbirlerine eşit olmaktadır diye sormuş. X kilometrede olduğunu düşünelim arkadaşlar. O zaman X olduğuna göre ben buradan birincisinden satış fiyatı 450 bin olduğuna göre 450 bin sonra artı X çarpımda arkadaşlar 1700 o da eşittir arkadaşlar. Burası 430 bin. Çarpımında arkadaşlar artı kaç diyeceğiz arkadaşlar? X çarpımında arkadaşlar 2700. Şimdi ben buradan arkadaşlar ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Bunu bu tarafa gönderirim. Bunu da bu tarafa gönderirim. Bunu bu tarafa gönderdiğim zaman arkadaşlar burası 20.000 yapar.
20 bin. O da eşittir arkadaşlar. Bunu bu tarafa gönderdiğimiz zamanki durumda arkadaşlar. Burası bizim kaç yapar? 1000x şeklinde söyleyebiliriz. O zaman 3 tane sıfır attığımız zamanki durumda x eşittir kaç yapar? 20. 20 çarpımda her 1000 kilometrede tüketilen yakıt tutarı olduğuna göre o zaman 20 çarpımda arkadaşlar 1000'den yani 3 tane sıfır koyacağız demektir. O zaman cevabımız 20.000 kilometrede bunlar masrafları birbirlerine eşit oluyor. Yani cevap Adana şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 18. soru eğim sorusu. Aşağıda bir denizin içerisinde demiş yüzen balığın hareketi kareli kağıt üzerine modellenmiştir. Balık denizin dibindeki bir noktadan harekete başlamıştır diyor. Balığın eğimi 4/3 olacak şekilde doğrusal bir yol izleyip 2, 3 ve 4 noktalarından birine ulaşıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar 4/3 dediğine göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Dikey uzunluğumuz şöyle düşünelim. Dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı. Yani burası 4 arkadaşlar burası 3 olması lazım. Baktığınız zaman 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bakın ne oldu? Şu anda 4. noktaya geldi. Burası 4, burası 3. Sonra devam edelim arkadaşlar. Sonra diyor bu noktadan, soru bulunduğu noktadan eğimi 1,5 olacak şekilde. 1,5 demek arkadaşlar bizim neye eşittir? 3/2 demektir. Yani demek ki dikey uzunluğumuz bizim 3, yatay uzunluğumuz 2 olacak. Olacak şekilde demiş. Doğrusal bir yol izleyip bu buraya geliyormuş. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Şu aradaki mesafeyi bir sayalım. Acaba kaça eşitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer burası 6 olursa o zaman burasının kaç olması lazım? 4. Tabanının 4 olması lazım. Demek ki 1, 2, 3, 4. 4 birim arkadaşlar buraya gidiyor. 6 birim buraya geliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda neye geldi? 7'ye geldi. 6'ya 4 oranı var. Sonra ne yapacakmışız arkadaşlar? Bu noktadan eğimi 1,6 olacak şekilde doğrusal bir yol izliyormuş. 1,6 demek arkadaşlar bizim 16/ arkadaşlar 10 şeklinde söyleyebiliriz. 2'ye böldüğümüz zaman 8/ arkadaşlar kaç diyebiliriz? 5. Demek ki burasının uzunluğu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e 5. Demek ki dikey uzunluğumuz 8, yatay uzunluğumuz 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın demek ki arkadaşlar ne yaptık? Şuraya geldik. Burası arkadaşlar bizim 8. Demek ki nereye geldik? Şu anda da 9'u geldik. Demek ki burası 8'e 5. Bizden istenen buna göre demiş balığın hareketi boyunca bir numaralı nokta hariç geçtiği diğer 3 noktanın numaralarının toplamı kaçtır diye ne yapmış arkadaşlar bize sormuş. Hepsini bir toplayalım. Burada 4 vardı. Sonra burada arkadaşlar 7 vardı. Burada da arkadaşlar bizim kaç vardı? 9 vardı. Topladığımız zaman arkadaşlar cevabımız kaça eşittir? 20'ye eşittir diyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'dır. Evet 19. sorumuzda bir okulda fidan dikme etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlik numarasına göre dikilen fidan sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiş. Buna göre 4. etkinlikte dikilen fidan sayısı. Şimdi 4. etkinlikte dikilen fidan sayısı demek K gördüğün yere demek ki 4 yaz demek. 9. etkinlikteki dikilen fidan sayısından kaç fazladır? Yani K eşittir 9'da kaç fazla olduğunu söylemiş. K'mız 4 iken 1 ile 5 arasında demektir bu. Yani bunu kullanacağız demektir. 100 eksi arkadaşlar 15 çarpımda kaç diyeceğiz? 4. O zaman 100'den arkadaşlar biz 60'ı çıkarttığımız zaman kaç kalacak bizim? 40 kalacak. Demek ki 4. etkinlikteki fidan sayısı 40 taneymiş. 9. etkinliğe bakacak olsak K'mız burada 9. Yani 8 ile 12 arasında. Yani bu ifadeyi kullanacağız. 60 eksi arkadaşlar 4 çarpımda 9 diyeceğiz. O zaman arkadaşlar burası 60 çarpım 60 eksi kaç yapar arkadaşlar bizim 36 yapar. Bu da bizim kaça eşittir arkadaşlar? 24'e eşittir şeklinde söyleriz. Bizden istenen bu ikisi arasındaki farkı soruyor. 40'tan 24'ü çıkarsam arkadaşlar kaç yapar? 16 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'dır. Evet gelelim son sorumuza arkadaşlar. Aşağıda kırmızı tuşa basıldığında yazılım sonuç ekranının solundan ve sağından da rastgele bir cebirsel ifade seçip çarpımlarının sonucunu sonuç ekrana yazmaktadır diyor. Buna göre ekranda yukarıdaki cebirsel ifadeler yazılıyken kırmızı tuşa basıldığında sonuç ekranına yazılabilecek cebirsel ifadelerin bir tam kare ifadeye özdeş olması olasılığı nedir diye sormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Toplamda bu tarafta arkadaşlar 4 tane sayımız 4 tane cebirsel ifademiz var. Burada da 4 tane cebirsel ifademiz var. O zaman 4 çarpımda 4'ten o da eşittir 16 tane bizim olası durum sayımız var. Yani olası durum cebirsel ifadenin sonuçları var. Peki tam kare olabilmesi için her iki tarafta da aynı ifadenin olması gerekiyor. Mesela burada x eksi 5 varsa burada da x eksi 5. Burada x artı 7 varsa burada da x artı 7. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 2 durumumuz var. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 2 durum dediğine göre. Çünkü bunda bunu çarparsam bir durum. Bunda bunu çarparsam ikinci durum. 2/ arkadaşlar kaç diyeceğiz? 16. Bu da bizim neye eşittir? 1/8'e eşittir diyebiliriz. Yani cevap Bolu şeklinde diyebiliriz arkadaşlar.